Şimdi bakınız. biz ben 3 sene önce yola çıktım. Tam 3 sene önce. <laughs> İnsanlar bir, bir kısmı şöyle zannediyor. Ya yani işte seçimden bir ay önce ortaya çıktık. Ata İttifakı kuruldu. ve biz böyle dolaştık Türkiye'yi. Yüzde beş oy aldık. Öyle değil. Ben 3 sene önce yola çıktım. İlk önce şunu söyledim. Dedim ki Türkiye'de işte solun oyu var, adayı var, muhafazakar kitlenin adayı var ama Türk milliyetçilerinin adayı yok. Eğer bir Türk milliyetçisi adayı çıkar ve herkes onun etrafında kenetlenirse ortak aday, ben aday olmayacağım. Çünkü benim hedefim her şeyi ben olayım değil. Benim hedefim bir Türk milliyetçisi aday olmasıydı. Neden bir Türk milliyetçisi aday önemliydi? Çünkü HDP çok önceden ben bir stratejistim. Siyaset e, bilimi alanında da doktora derecem var. Ve sahada da siyaseti yapıyorum aktif bir şekilde. Bir strateji merkezinde başkanıyım. Ben şunu gördüm. HDP'nin e, Cumhuriyetimizin 100. yılına dönük bir takım çalışmaları vardı. Kandil'den planlanan bir takım hedefler vardı. O da e, müstakbel cumhurbaşkanının e, koltuğu, ya yani müstakbel cumhurbaşkanının HDP desteğiyle seçilmesi ve HDP'nin e, Cumhurbaşkanlığı e, koltuğu üzerinde sürekli bir kara bulut gibi, kara basan gibi gölgesinin olmasıydı. Burada da bazıları yanılıyor, şöyle zannediyorlardı. E, HDP'nin koltuk derdi var. Hayır, HDP'nin koltuk derdi yok. HDP'nin temel hedefi PKK stratejisinin temel hedefinde, Suriye'nin kuzeyine dönük PKK yapılanmasının, YPG yapılanmasının HDP'nin içerisinde olduğu bir oluşumla e, orada oluşmasına vesile olmak. Yani e, Suriye'nin kuzeyindeki pkk İslam kurulmasına Türkiye'nin engel olmasının önünü kapatmak. Ben bunu bir Türk milliyetçisi olarak, bir Türk vatandaşı, bir Türk evladı olarak hem bireysel olarak hem toplumsal olarak büyük bir tehdit ve tehlike gördüm. Ve dedim ki biz Türk milliyetçileri öldük mü ki? HDP böyle bir hedefe varsın. Buna müsaade etmeyeceğiz dedik. Ve yola çıktık. 3 sene önce Sinan Oğan gönüllüleri ile beraber Türkiye'nin değişik illerinde konferanslar vermeye başladım. Eğer üzerinde uzlaşılan bir Türk milletçisi aday çıkmazsa ben aday olacağım dedim. Ve çıkmadı aday oldum. Adayım dedim. Daha sonra Ata İttifakı kuruldu. Ve bağımsız adaylığım Ata İttifakı adaylığına dönüştü. Burada da epey bir geç kalındı. Yani iki ayağımız bir papuçta seçim evet. sahasına indik. Şimdi burada ben birkaç tane söz vermiştim. Demiştim ki bir bana imza verin, bana oy verin. Ben Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım. Bırakmadım. İki bana oy verin, bana imza verin. Biz HDP'nin kilit olmasına engelleyeceğiz dedik. HDP'yi sadece kilit olmaktan çıkardık. Türk siyasetinde söz sahibi olmaktan çıkarmadık sadece. Bakınız sadece bunu yapmadık. Mesela Selahattin Demirtaş bu başarısızlığın üzerine e, siyaseti bıraktığını evet. açıkladı. HDP'de bir sürü deprem yaşandı. Çünkü oyunları bozuldu. Bizim hedefimiz de buydu. Türk milliyetçilerini biz oyunun merkezine yerleştireceğiz dedik. Ve Türk milliyetçilerini biz domine ettik. Türk milliyetçilerini biz o anlamda sahada aktif bir hale getirdik ve sağ olsun Türk milliyetçileri sayesinde Türk siyaseti yeniden şekillendi.